Merhaba arkadaşlar, ben Rahman Usta. Bugün sizlerle Java 7 ile birlikte ufak tefek değişikliklerin var olduğu Project Coins'ten bahsetmek istiyorum. Project Coins'in içerisinde neler var dersek, yani temel değişiklikler nedir dersek, veri tiplerinde düzenlemeler, sayısal ifadelerde alt tire kullanımı, Unicode 6.0 desteği, switch ifadesiyle birlikte string kullanımı, yeni object sınıfı, istisna yönetiminde tekrar fırlatma, otomatik resource management yani otomatik kaynak yönetimi, yine istisna yönetiminde multi-catch kullanımı ve diamond operatörü olacak. O da baktığımızda tam sayıların yani primitif türde int olan sayıların diğer tabanlarda yani 16'lık, 8'lik ve binary tabanla temsil edilişini görüyoruz. Örneklerimizde olduğu gibi sizler de istediğiniz takdirde diğer tabanlardaki sayıları tam sayı türündeki değişkenlere aktarabilirsiniz. İki numaralı özelliğimiz sayılarda alt tire kullanımı. Artık Java 7 ile birlikte sayıları alt tire ile ayırmak mümkün. Bu sayede sayı uzunluğundan dolayı oluşan okuma güçlüğünden kurtulmuş olunuyor. Ondalık sayılarda olduğu gibi diğer sayı tabanlarında da ayrım kullanmak mümkün. Az önce gösterdiğimiz örnekteki diğer tabanlardaki sayılarıyla yine ayrım ifadesiyle yani alt tire ile kullanabiliriz. Yine alt tire kullanımındaki yanlış kullanımlara bakacak olursak yine başta alt tire bulunamaz, sonda alt tire bulunamaz. Hexadecimal yani 16'lık tabandaki bir sayının örneğin yani 0x arasında bir ayrım ifadesi kullanılmaz. Yine 0 ile x arasında ayrım ifadesi kullanılmaz. Yine long türünde sayı ile l ifadesini birbirine ayıramıyoruz. Yine diğer tiplerde yani double türünde noktadan önce veya sonra ayrım kullanamıyoruz. Yine üçüncü özelliğimiz olarak artık Java 7 ile birlikte Unicode 6.0 desteği sağlanıyor. Unicode 6.0 ile birlikte 2088 yeni karakter eklenmiş bulunmaktadır. Arzu ediyorsanız Unicode 6.0'ın özelliklerine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. 4. Switch tümcesinde string kullanımı. Java 7 ile birlikte string türünden ifadeler switch ile birlikte doğrudan kullanılabilir. Daha önceden hatırlarsanız accuse metoduyla birlikte if ardı ardına if kullanarak bunu kullanıyordunuz. Şimdi Java 7 ile birlikte artık string ifadeleri de switch tümcesinde kullanabilirsiniz. Örneğin burada durum değişkenine aktarılmış aç türünde bir string ifade var ve karşılaştığı görüldüğü gibi case aç olduğunda kapı açık diye bir ekrana mesaj basıyor. Dikkat! Küçük harfe duyarlı. Örneğin büyük harflerle arch yazdığımızda iki case'de gerçekleşmediğinden yani aç ve kapat case'i gerçekleşmediğinden default case gerçekleşecek. Burada ekrana bilinmeyen komut yazısı yazdırılacak. Switch tümcesinde string kullanımında dikkat edilmesi gereken nokta bildiğimiz gibi string bir primitive yani temel bir tip değil sınıf türünden bir nesne. Bu sebeple referansına hiçbir nesne bağlanmamış olabilir. Yani null olabilir. Bu sebepten dolayı null pointer exception istisnası fırlatılır. Bunu engellemek için ise null değerlere karşı önlem almak gerekmektedir. 5 numarada object sınıfı var. Bu Java util paketi altında bulunuyor. İçerisinde birden fazla static yordam bulundurmakta. Bunu object sınıfıyla karıştırmamak gerekiyor. Java programlama dilinde sonuç S ile biten sınıflar genelde içerisinde statik yordamlar bulunduruyor. Bu tür sınıflara utility class denmekte. Bu yordamların büyük çoğunluğu yani object sınıfının içindeki bulunan statik yordamların büyük çoğunluğu null ifadelerden doğabilecek hataları elimine etmek için kullanılıyor. Örneğin object sınıfına genel bakış atacak olursak burada compare metodu tanımlı komparatör nesnesi sayesinde parametre olarak geçilen iki ifadeyi karşılaştırılıyor. Deep accuse metodu
Parametrelerde tanımlı nesneler kesin olarak birbirine eşitse true, değilse false ifadesi döndürüyor. Parametrelerde tanımlı nesneler birbirine eşit ise true, değilse false döndürüyor. Accuse metodu. Hash metodu çok fonksiyonel bir metot. Ardışık sırayla parametre olarak tanımlanan nesnelere ait hash kod üretiyor. Burada gördüğünüz gibi object'den sonra 3 tane nokta gelmiş. Bu varax türünde bir değişken olmuş oluyor. Bir referans olmuş oluyor. Bu sayede ardışık istediğimiz sayıda nesne türünde ifadeyi buraya gönderebiliyoruz. Hash kod object tipinde bir nesne referansı kabul ediyor. Null olmayan parametre için bir hash kod üretir. Ve eğer parametre null ise sıfır değeri döndürür. Recur now null yine tek bir parametre kabul ediyor. Parametre ile tanımlı nesnenin null olmaması gerektiğini sorgular. Eğer nesne null değilse nesnenin kendisini döndürür. Eğer nesne referansı null ise bir null pointer exception istisnasını fırlatır. Recur now null metodunun ikinci versiyonu, yani aşırı yüklenmiş bir versiyonu daha var. Bu versiyonla diğeri aynı, fakat ikinci parametrede geçirilen string türündeki ifade bize eğer nesnenin null olması durumunda null pointer exception içinde bu mesajın bastırılmasını olanak sağlıyor. Yine son iki metot toString metotları. Yine bu metotlar o mevcut nesnenin object sınıfındaki toString yordamlarını çağırıyor. Birinci toString metodu bildiğimiz klasik toString. İkincisi ise bir string ifade alıyor. Bu ifadeyle birlikte eğer toString'de çağrılan ifade null değer ise bizim ikinci parametreyi tanımladığımız ifade, string ifade bize geri döndürülüyor. Object sınıfına örnek olarak verirsek eşit mi diye bir sınıf tanımlamışız. İçerisinde integer türünde bir sayı değişkeni, string sınıf türünde bir str değişkeni ve karakter türünde bir ifade mevcut. Ve ardından constructor'ında bu ifadeleri set ettiğimiz görülüyor. Yine aşağıda iki metot var. Bu metot object sınıfından override edilmiş, iptal edilmiş. Hashcode ve accuse. Hashcode metodu bilindiği üzere nesneler karşılaştırılırken hash koduna bakılmaktadır. Yani integer, double, float türündeki ifadelerdeki gibi eşitlik, çift eşittir kullanmak mümkün değil. Bu sebebiyetle accuse metodunu kullanmak gerekiyor. Accuse metodu ise mevcut nesnenin üretilen hash koduna bakıyor. Burada görüldüğü üzere hashcode metodunda object sınıfının hash metodunu kullanarak ve bu sınıf içerisindeki alanları referans olarak göndererek bir hash kodunu üretmişiz. Bu hash kod integer türünde bir tam sayı oluyor. Accuse metodu ise bu hash kodları mevcut sınıfı, tiz ifadesiyle belirtilen mevcut sınıfı ve accuse metoduna referans olarak geçilen nesnenin hash kodunu karşılaştırıyor. Eğer ikisi eşitse true değeri döndürüyor. Ya object sınıfından faydalanmasaydık ne olacaktı? İkinci örnekte, yani hash kodda bakacak olursak belirli bir algoritmayla sınıf alanlarını kullanarak bir hash kod üretilmiş. Biz object sınıfını hash metodunu kullanarak bu kod kalabalığından kurtulmuş oluyoruz. Aynı zamanda accuse metodu içerisinde bu hash koddan yararlanarak garantili bir eşitlik sağlamış oluyoruz. Burada garantili bir eşitlik sağlamak adına göründüğü gibi burada envai çeşit satır satır kod yazdık. Bu kod kalabalığı gerçekten can sıkıntısı. Yine object sınıfının kullanımı nasıl dersek, örneğin 3 tane eşit mi sınıfından bir nesne oluşturmuşuz. Görüldüğü üzere insan gözüyle bakıldığında birinci ve ikinci nesneler birbirine eşit, fakat üçüncüsü diğerinden farklı. Farklılığı ifade eden kısım ise ilk parametre. Yani diğerinin ilkinde ç varken diğerinde d ifadesi var. Örneğin system out printlen ifadesine 1 ve 2 numaralı nesneler karşılaştırılmış
ve bize true ifadesi döndürmüş. Zaten beklenen de bu. İkinci sistem out println ifadesinde yine 1 ve 2 nesneleri karşılaştırılmış. Bu kez object sınıfının accused metodunu yararlanmışız. Bu aynı zamanda bir üstteki ifadeni olan accused metodunu çağırıyor. Üçüncü ifade ise objects accused kullanmışız yine. 3 ve 2'yi karşılaştırmışız. Bize false değeri dönmüş. Bir alt satıra geçecek olursak object sınıfının toString metodunu kullanmışız. Referans olarak geçirilen ifade null olduğu için null mu 1 değişkenine null ifadesi gönderilecek. Null mu 2 referansına içe ise değer null olduğu için bizim belirttiğimiz özel mesaj yazılacak. Yani değer null. Burada objects recur non null metotlarına bakacak olursak null ifadesi geçirdiğimizde bize null pointer exception istisnasını fırlatıyor. Tabii bizim bu istisnayı yönetmemiz gerekli. İkinci aşırı yüklenmiş recur non null ifadesine bakacak olursak yine geçirilen referans null olduğu için null pointer exception istisnasının içerisinde değer null olmamalı diye kişiselleştirilmiş bir mesaj basılacak. 6 numaralı özellik istisna yönetiminde tekrar fırlatma. Java 7'den önce fırlatılacak nesnenin türü catch bloğunda tanımlı türün aynısı ya da bir üst sınıfı olmalıydı. Ne demek istiyoruz? Try ifadesi içerisinde yolladığımız yani fırlattığımız our exception catch bloğunda yakalanacak. Yakalandığında biz bunu tekrardan bir üst metoda yani yordam sınıfını çağıran üst metoda göndermek istediğimizde toRows ifadesiyle tanımlı tür aynı türde veya bir üst sınıf türünde olmalıydı. Burada Java 7 öncesinde bu hata vermekteydi. Fakat Java 7 ile birlikte bu kullanımda bir hata almayacaksınız. 7. özellik ARM'e diye geçen try with research yani autocrossable interface'ine uygulanan sınıflar. Bu özellikle kullanıldıktan sonra kapatılması gereken kaynaklar örneğin file, socket ya da gdbc resource işi bitince otomatik olarak kapanmasını olanak sağlıyor. Bir sınıfın otomatik olarak kapanabilmesi için autocrossable arayüzüne erişmesi gereklidir. Hemen örneğimize bakacak olursak Java 7'den evvel gördüğünüz gibi try ifadesiyle birlikte bir file output stream ve data output stream kullanıyoruz. Ve merhaba dünya ifadesini kodcu.txt dosyasına yazıyoruz. Eğer istisna oluşması durumunda IO exception'ı yakalamamız gerekiyor. Ve ardından finally bloğunda yine try catch eşliğinde bu file output stream ve data output stream'i kapatmamız gerekiyordu. Gördüğünüz gibi kod kalabalığı hayli had safhada. Java 7 ile birlikte artık kod kalabalığını fazlasıyla elimine etmiş oluyoruz. Görüldüğü üzere try ifadesinde parantez içerisinde file output stream ve data output stream tanımlanmış. Eğer autocrossable arayüzüne erişen nesneler birden fazla ise noktalı virgül ile ayrılması gerekiyor. Ardından train içerisinde merhaba dünya yazısı kodcu.txt dosyasına yazılır. Eğer herhangi bir istisna oluşacaksa catch bloğuna yakalanmış oluyor. 8. özelliğimiz malt catch. Gerçekten önemli bir özellik. Java 7 ile birlikte catch bloğu içerisinde birden fazla istisna yakalamak mümkün. Örneğin Java 7'den önce eğer birden fazla istisnamız var ise gördüğü gibi altlı üstlü yazılmak zorunda. Java'dan sonra ise bu ifadeleri dikine bir çizgi yani veya'nın teknisi olarak düşünebiliriz. Ayırarak birden fazla ifadeyi catch bloğunda yakalayabiliyoruz. Yine başka bir örnek. Yine istisna yakalarken illaki birden fazla kullanmak zorunda değiliz. Tekli şekilde de kullanabiliyoruz. 9. özelliğimiz diamond operatör kullanımı. Java 7 ile birlikte Genex kullanımına karşı getirilmiş bir yenilik. Örneğin burada Java 7 öncesine
uygun bir örnek görüyoruz. Buradaki genex tür ile buradaki genex tür birbirine eşit olmak zorunda. Java 7 sonrasında ise artık sağ tarafta yani nesne oluşturma kısmında genex tipin türünü belirtmemiz zorunlu değil. Fakat burada bir tür belirtmediğimiz burada herhangi bir tür olmadığı anlamına gelmez. Java Compiler bizim için belirli teknikler ile burada hangi türün olduğunu sonucunu çıkarmak zorunda. Diamond operatöre devam ediyoruz. Peki nesne oluşturma kısmındaki ArrayList nesnesinin türü ne olarak kabul edilecek? Yani Java Compiler bizim için bu türü nasıl karar veriyor? Bu türe nasıl karar veriyor? Burada ilk başlangıçta nesne oluşturma kısmında constructor parametresine bakılır. Buradaki tür, burada bir tür tanımlıysa buradaki ifadenin yerine bu türün türü geçer. Eğer constructor ifadesinde bir tür tanımı değilse sol taraftaki kısımdaki ifadenin türüne bakılır. Burada string tanımlandığı için buraya arka planda bizim için bir string yazısı geçirilir. Eğer burada da bir ifade tanımlı değilse bu zaman da object sınıfının türü buraya geçirilir. Burada diamond test örneğimize bakacak olursak list 1 adında array sınıfının address metodu kullanarak bir array list oluşturulmuş. Yine integer türünde bir array list oluşturulmuş. Burada new array list denilerek list 1'in referansı buraya bağlanmış. İlk başlangıçta compiler bu referansın yani constructor'a gelen referansa bakacağı için ve bunun türü string olacağı için buraya string ifadesini yazacak. Tabii sol taraftaki ifadede string olduğu için burada compiler herhangi bir hata vermeyecek. Yani doğru kullanın. İkinci örneğimize bakacak olursak yani list 4'e burada list 2 buraya referans olarak geçilmiş. List 2'nin türü integer. Burası integer olduğu için yine constructor'a bakılacak. Yani compiler constructor'a bakacak. Bunun türü integer ve buraya integer ifadesini geçirecek. Fakat sol taraftaki list'in türü string olduğu için burada compiler bize hata verecektir. Beşinci list örneğimize bakacak olursak burada constructor'da bir ifade tanımı değil. Bu sebeple sol tarafa bakılacak. Yani listin türüne. Burada string tanımı olduğu için bu üçgen parantez içerisine string yazılacak. İkisi de string olduğu için herhangi bir sorun oluşmayacak. Bu örneğimize bakacak olursak burada ilk önce constructor'a bakılacak. Constructor'da bir şey olmadığı için sol tarafa bakılacak. Fakat sol tarafta bir şey yok. Bu sebeple parantez içerisine object sınıf türü geçirilecek. Burada gönder fonksiyonu çağrıldığında burada görüldüğü üzere list'in türü string. Bu yüzden hata alacağız. Doğru kullanım nasıl dersek buraya string ifadesini yazmak. Java 7 ile birlikte ufak tefek değişiklikleri içine alan Project Coins'ten bahsetmiş olduk. Lütfen değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.